İstanbul Tuzla'da hırsızlık çetesi bir şarküteriye dadandı. 2 hafta önce girdikleri depodan tam 2,5 ton et çalan hırsızlar kayıplara karıştı ama bu sabah tekrar ortaya çıktılar. Hedeflerinde yine aynı iş yerinin bir başka deposu vardı ama bu kez başarılı olamadılar. İşte o anlar. Futbol takımı gibi kalabalık geldiler, etleri kucaklayıp götürdüler. Yarım saat içinde depoyu boşalttılar. İçeride yaklaşık 2,5 tona yakın etimiz var. Toparlayıp komple ne var ne yok hızlı bir şekilde götürüyorlar. Yani bunun da aşağı yukarı piyasa değeri 120 bin lira. Hırsızlık şebekesinin hedefinde İstanbul Tuzla'daki bir şarküterinin et deposu vardı. Çık 7 veya 8 kişi. Hırsızlar buraya geliyor ve yaklaşıyorlar buraya. Arabayı sıfır yanaştırıyorlar. Hırsızlar Tuzla İçmeler Mahallesi'ndeki bu et deposunu gözlerine kestirdi. Sabah saatlerinde bir minibüsle deponun önüne geldiler. Oldukça soğukkanlıydılar. Birkaç tanesi kapının önüne geldi. Yaklaşık 7 dakika uğraştılar ve levyelerle kapıyı açtılar. İçeriye girdiler ve hemen işe koyuldular. Girer girmez şurada alarm gözümüz var. Alarm gözünde hemen müdahale ediyor, devre dışı bırakıyor. Hırsızlardan biri dışarıda gözcülük yaparken dördü depoya girdi. Işığı açan hırsızlar etleri kucaklayıp minibüse taşıdı. Dolabın kapısı zaten açık normal şartlarda. Dolabın kapısını açıyorlar, giriyorlar dolaba komple. Şu gördüğünüz etlerin burayı komple boşaltıyorlar. Çok rahat davranıyorlardı. Öyle ki market arabası bile kullandılar. Arı gibi çok hızlı çalışıyorlar. Yüzleri maskeli hırsızlar adeta arı gibi çalıştı. Önce bütün kuzulara yöneldiler. 65 tane bütün kuzuyu aldılar, minibüse yüklediler. Daha sonra dana butlara yöneldiler. Yaklaşık yarım saat içerisinde toplam 2,5 ton et çaldılar. Aradan 2 hafta geçti. Çetenin hedefinde aynı firmanın bir başka tesisi vardı. Hırsızlar yine minibüsü deponun kapısına yanaştırdı ama bekçiyi görünce kaçtılar. Tam gireceklerken bekçiyle karşılaşıp kaçıyorlar. Girseler de en az 500 bin liralık malımız gidecekti orada da. Yani hırsızlardan artık malımızdan da geçtik, canımızdan korkuyoruz.